Denklem simge. Simge yapalım. Bu onun simgesini bulmak için ekle sekmesine gelip buradaki simgeyi açıp bu en son kullanılanlar içerisinde göremiyorum. Buradan tüm simgeleri açmam lazım. Bunu tıklatıyorum. Şu an yazı tipi olarak burada Wingding seçili. Bakalım 10 bunların içerisinde var mıdır acaba? Burada göremedim. Sembolleri açayım. Bunu yukarı doğru çekerek S harfine gelip işte burada S, Y, M, B, O, L yazı tipi bu. Buradan O'mu bulmaya çalışalım. Bu muydu? Evet bu. Bunu seçiyorum. Ekle butonuna basıyorum. Kapatıyorum. P simgesi. Bunu bulmaya çalışalım. Bu arada şu iki noktaların aynı hizaya gelmesini nasıl sağlarız? Tab tuşuyla tabii ki. Tab tuşunu şöyle kullanırız. Önce bu iki noktanın önüne mouse'u tıkladık. İmleç burada yanıp sönüyor. Tab tuşuna bir kez bastım. Tab tuşu şu. Caps Lock'ın hemen yukarı komşusu. Sonra buradakine de aynı şekilde tab tuşuyla bir kez sürüklüyorum. Şimdi bu iki noktalar aynı hizaya geldi. Tab tuşu bunu sağlıyor. Yoksa şu boşluk çubuğuyla bunu sürükleyerek aynı hizaya gelmelerini sağlayamayız. P'nin simgesini bulmak için yine ekle sekmesinde simgeleri açıyorum. Tüm simgelerden. Tabii ki buradaki sembollerin içerisinde olma ihtimali çok yüksek. Buradaki yazı tipi sembol olmalı. Bakalım P'yi görebiliyor muyuz? Alt sıraya bakalım. İşte burada dokundum ve ekle butonuna basıyorum. Sonra alta geçiyorum Enter'la. Alfa simgesi. Yine bakın buradaki iki noktanın önüne gelip tab tuşuyla buraya götürdüm bunu. Simge ile iki noktanın arasında boşluk bırakmışım yukarıdakilerde. Aşağı da aynı olsun. İki noktayla simgenin arasında boşluk bırakacağım. Ekle sekmesinde simgelerde alfayı bulmaya çalışacağım. Yazı tipi semboller. Alfa az önce şurada görmüştüm. İşte burada. Seçiyorum ve ekle butonuna basıyorum. Diyelim ki beta'yı da ekleyeceğim. Beta, ekle. Şu teta, bunu da ekliyorum. Bunu da ekliyorum. Chi, sonsuz işte bu. Bunu da ekliyorum. Küçük eşittir burada. Onu da ekleyeceğim. Sonra kapat butonuna basıyorum. Şimdi burada enter tuşuna basıp bunları alta geçmesini sağlıyorum. Şimdi sol başa beta yazıyorum. Beta simgesi. Bu araya imleci tıklatarak enter'a basıyorum. Bu diğerleri alta geçti. Yukarıda beta kaldı. İki noktanın önüne tıklatıp tab tuşuna basıyorum. Şimdi diğerleriyle aynı hizaya gelmiş oldular. İki nokta ile beta'nın simgesinin arasında da bir boşluk bıraktım. Şimdi alta geçelim. Teta simgesi yazıyorum. İki nokta. Teta'dan sonrakilerin arasına şu araya imleci tıklatıp imleci bırakıp enter tuşuna basıyorum. Bunlar aşağı gitsin. Sonra iki noktanın önüne tıklatıp tab tuşuna basıyorum. Bu araya da şimdi bir boşluk bırakıyorum. Ve chi simgesi. İki nokta. Chi'den sonrasına tıklatıp enter tuşuna basıyorum. İki noktanın önüne tıklatıp tab tuşuna basıyorum. İki noktanın hemen sonuna tıklatıyorum. Şu an gördüğümüz gibi iki noktalar hepsi aynı hizada. Ve aşağıya gelip buraya sonsuzluk simgesi. İki nokta. Küçük eşittir ile sonsuzun arasına tıklatıp enter'a basıyorum. Küçük eşittir aşağı gitti. İki noktanın önüne tıklatıyorum. Şimdi tab tuşuna basıyorum. Yukarıdakilerle aynı hizaya gelmedi. Şimdi ne yapmam lazım? Tabii ki yukarıdakileri bir tab daha ileri sürüklemem lazım. İşte buraya tıklatıyorum. Bir tab yapıyorum. Buradakine tıklatıyorum. Bir tab. Beta simgesi için de yine burada da bir tab tuşuna basıyorum. Alfa simgesi için de iki noktanın önüne tıklatıp tab tuşuna bir kez basıyorum. P simgesi için de iki noktanın önüne tıklatıp tab tuşuna basıyorum. Ve Ohm simgesi için de iki noktanın önüne tıklatıp tab tuşuna basıyorum. Küçük eşittir'e gelelim. İki noktanın önüne getirip imleci tab tuşuna basıyorum. İki nokta ile sonsuz işaretinin arasına boşluk bırakayım. Burada da öyle. İki nokta ile küçük eşitin arasına bakalım. Burada bir dil denetimi yaptı. Önceki derslerden hatırlarsak kırmızı çizgi geldiğine göre altına. Burada bir yazım önerisi var. Üzerine mouse'u getirip sağ tuşa basıyorum. Ayrı yazılması gerekiyormuş. Dil kuralında bu varmış. Türkçe diline göre şu an bunu test etti, denetledi. Ayrı yazılması gerektiğini bana söylüyor. Ben de bunu seçiyorum. Ayrı yazılması gerektiği önerisini seçiyorum. Ayrılıyor bunlar. Denklem. Belgemize denklem koyalım bir iki tane. Buradaki denklemi açıp en alttan yeni denklem ekle. Buna basıyorduk. Şimdi buraya geldi. Bu sola gelsin şuraya. Bunun için bunun üzerine tıklatıp giriş sekmesine girip buradaki hizalamaları hatırlıyoruz. İşte bu sola hizala.
Şimdi sola gelmiş oldu. Tasarla sekmesine gidiyorum. Yalnız bu kutu seçiliyken tasarla sekmesi açık. Bu kutunun dışına tıkladığımda tasarla sekmesi kayboldu. Tekrar denklem kutusuna tıkladığım zaman tasarla sekmesi gelmiş oldu. A'yı yazdım. A birleşim. A kümesi ile B kümesinin birleşimi eşittir. Sonra buradan liste işaretini. Liste işareti burada. Kümeyi yazmak için bunu kullanıyoruz ya. Geldi buraya. Üzerine tıklatıp buradaki kutucuğun kümenin elemanlarını yazalım işte. Varsayıyoruz ki A olsun. B virgül C virgül D virgül 1 virgül 2 virgül 3. Şu yan tarafı tıklatıp Enter tuşuna basarak alt tarafa geçebilirim. Yine ekle. Yine denklem. Bir denklem daha ekleyelim. Şöyle yazalım. Klavye ile X yazdım. Klavyedeki X'e bastım. Artıyı buradan alalım. Şuradan. Klavyedeki Y'ye bastım şimdi. İşte ne olsun? Büyük eşittir olsun. 0. V X eksi Y küçük eşittir 4 olduğuna göre X Y'nin kaç katıdır? Dışarıya tıklatalım. Bunu matematiksel olarak doğru olup olmadığını bilmiyorum. Sadece böyle bir denklem sorusu üretilebilir. Sadece buradaki göstermek istediğimiz bu. Dışarıya tıklatalım. Tekrar Enter'a basalım. Başka denklem olarak yeni denklem ekle. Vurgu var, işlev var. İşlevlerden trigonometrik, sinüsler, kosinüsler falan. Fx var burada. İntegral var. Limit, türev, köklü ifadeler, kesirli ifadeler. Biz yine basit olması için kesirli ifade alalım. İşte kesirlilerden şu ilk sıradakini dokunalım. Yukarıdaki kutuya x, alttaki kutu 9 olsun. X bölü 9 yaptık şu an. Yakınlaştırayım. Artı yazacağım bu yanına. Buradaki kesir çizgisinin hemen yanına dokunuyorum mouse'la. İşte burada şimdi imleç yanıp sönüyor. Buraya artıyı getirmek için yukarıdaki bu listeyi açıyorum. Artıyı buradan tıklatıyorum. Artıyı buradan da alabilirim tabii ki. Klavyeden de artıya basabilirim. Buraya tam sayı getirelim. Artı 1 olsun. Eşittir. İşte burada. 10 olduğuna göre x kaçtır? Kesirli sayılarla denklem üretmiş olduk. Denklem içeren ödevlerinizde burayı kullanabilirsiniz. Denklemleri artık nasıl oluşturacağınızı biliyorsunuz. Ekle sekmesinde denklem ve buradaki yeni denklem ekle butonu. Eren ve Zinnet. Sonraki derslerimizde görüşmek üzere. Size iyi günler diliyorum.